Şimdi bu ağır suçları bir ülkenin anayasasında hukuk devleti olduğu yazan, her ne kadar ağır yaralar almış bile olsa bu hukuk devleti, hala anayasal bir geçerliği olan bir ülkede bir cumhurbaşkanı bu lafları ettiği anda iddialarını ortaya koymak, kanıtlarını ortaya koymak zorundadır. Bahsettiği hapiste olmayan ama terör suçundan yargılanan bir gazeteciyim ben. Benim kitabım yok ama terörü reddeden yazılarımı toplarsam eğer kalın bir kitap olur. New York Telefon Rehberi kadar kalın bir kitap olur üstelik. Şimdi bana beni terör suçlusu, terörü övme suçlusu olarak yargılayan bir ülkedeyim ben. Ve bu ülkenin cumhurbaşkanı diyor ki bunlar gazeteci değil. Buradan açıkça ifade mi? Ben gazeteciyim. Başka da hiçbir iş bilmiyorum. Aç kalırım gazetecilik yapmazsam. Elimden başka bir iş gelmiyor. 11 arkadaşımın 11'i hakkında da çok net söyleyebiliyorum. Bu arkadaşlar da benden beter. Gazeteci olmazlarsa eğer bunların yapacağı bildikleri başka iş yok. Nalburluk yapamazlar, ayakkabı bile boyayamazlar. Cumhurbaşkanı bunu söylediği anda bunun çok basit bir cevabı olmak gerek. İddianameyi yazın görelim neyle bizim... Yani ben mesela çocuk istismarcısı olarak mı yargılanacağım, terör suçlusu olarak mı, hırsız mı, katil mi, her neyse iddianameyi yazsınlar. Oysa bana sorduğunuz sorunun cevabı şudur. Bugün Cumhuriyet'teki arkadaşlarımız, hani 144 kişi var, gazeteci yok aralarında dedi ya, 144 gündür içerideler. Ve bu arkadaşlarımızın hakkında savcının bir iddianame yazdığına dair en küçük bir belirti, ipucu dahi yok. Yani tutuklama cezaya dönüşmüştür. Benim bildiğim evrensel hukuk ilkeleri, onu da bırakın Avrupa Sözleşmesi, onu da bırakın Türkiye'deki geçerli hukuk uygulaması, cezalandırmaya dönüşmüş tutukluluğu, yani iddianame yazılmasının makul bir süreyi aşmasının hukuka aykırı, adalete aykırı olduğunu defalarca belirtmişlerdir.